Merhaba canım takipçilerim, hepinizi çok seviyorum. Bütün güzellikler ve mucizeler sizlerle birlikte olsun. Şimdi 26 Mart 2022 tarihinden başlıyoruz. 26 Mart 2022 tarihinden özellikle başladığımız, girdiğimiz zaman bir kere şunu söylemek istiyorum. Gece saat 12'den sonrası için Kesinlikle kötü bir zaman değil. Şifalandırıcı, olumlu yönde etkileyici bir sürü açıları var. Hiçbir gezegen burada ölü değil. Bütün gezegenler canlı ama sadece işte Rahu ile Ketu'nun arasında gezegenler. Bu arada bir Rahu ile Ketu ev değiştirdi Kuzey ve Güney düğümleri. Benim YouTube kanalımda da Rahu ve Ketu'nun ev değiştirmesine dair videosu var. Onu da mutlaka mutlaka seyretmenizi çok tavsiye ediyorum. Çok önemli yani orada çok ciddi majör bir değişiklik var hayatınızda. O değişikliği de yaşayacaksınızdır. Burası özellikle çocuk yapmak için olsun. Saat 12'den sonra gece saat 1'e kadar olan dönem. Çocuk yapmak için olsun ya da çeşitli bir sürü konularla ilgili son derece pozitif ve olumlu yönde etkisi olan bir dönem diyebiliriz. Şimdi burada özellikle baktığımız zaman sabah saat 5 buçuktan itibaren alacağım yine değil mi? Evet. Sabah saat 5 buçuktan itibaren burası güzel. Bak. Sabah saat 5 buçukla saat 5:40 hatta çok daha iyi görünüyor. Saat 6:40 mı? Yok. Saat 6.30 arası. 6.30 arası saat 5.30'la hatta 5.40 6 arası evden çık 6.30 altı, altı buçuk arası 6.30 arası ee, özellikle evden çıkmak yeni bir şeylere özellikle başlamakla ilgili kesinlikle çok iyi çok pozitif çok olumlu bir açı var. Hani burada kalkıp her türlü her şey yapabilirsiniz. Yani yaratım konusunda yapabilirsiniz. Her türlü şey yapabilirsiniz. Ve son olumlu ve pozitif yönde etkileceğine dair de hiçbir şüphem yok. Onda ee, onu da bir dip nokta olarak özellikle geçirmek istiyorum. Şimdi e, bunun yanında e, devamına bakalım bugünün. Sabah saat e, 6 6.50 itibariyle bakmak istiyorum. Sabah 6.50 itibariyle daha farklı bir düzeme giriyor. 6.50'den e, yaklaşık olarak 7 kaça kadar sürecek buradaki etki. Hemen bakalım. Hemen. Evet. Yaklaşık 7.50'ye kadar sürüyor. 6.50'den 7.50'ye kadar olan dönemde hastaneler, mahkemeler, deniz aşırı uzak ülkeler e, seyahatlerle ilgili kesinlikle çok pozitif, çok olumlu bir açı var. Kesinlikle güzel bir açı var buralarda. O yüzden bir kere her şeyden önce değerlendirilebilir. Bilinir derim ben. Ee, onu da özellikle söylemek istiyorum. Bunun haricinde e, şöyle bir şey var bir taraftan ee, onu da söylemek istiyorum. Sabah saat e, 8'den itibaren daha bambaşka bir düzeme giriliyor. Burada da kişinin kendisine böyle gücün çekilmesi kişinin kendisine gücün gelmesi parasal konularla ilgili. Ondan sonra e, güzel ve pozitif yönde açılar var. E, onu da özellikle söylemek istiyorum. Ama şurası çok iyi bir zaman dilimi. Şu an onu görüyorum. Bir dakika oraya doğru bir ilerleyeceğim. Hemen. Sabah saat 11'i e, 11.11 yapalım. Evet. Saat 11 11.11 ...yaptık... ...burada mesela başlamak üzere... ...özellikle işle ilgili konular... ...kazançlarla ilgili konular... ...devletle ilgili başvurular... ...hastaneler, mahkemeler, deniz aşırı uzak ülkelerle ilgili başvurular... ...bütün bunların hepsiyle ilgili... sonucu pozitif ve olumlu yönde... ...bir açı var... ...sabah saat 10-11'e 10, 10, 10 geçe işte ...11-11 dedim ben... ...hani sevdiğim bir numarada olduğu için... Ama buradan itibaren bakın ben size söyleyeyim yaklaşık olarak saat e, 12 e, değil daha da ilerisi hatta 13 Evet. Saat 1'i 11 geçeye kadar. Yani saat 11'i 10 geçeden ee, biri, e, biri 13'ü 11 geçeye kadar olan zaman diliminde bu zamandan faydalanabilirsiniz. Bunu da her türlü bir sürü şey için kullanabilirsiniz. Yani yaratım planosu yapmak için de kullanabilirsiniz. Meditasyonlar, ezoterik çalışmalarla ilgili de kullanabilirsiniz. İşte e, her türlü devlet, mahkemeler, hastaneler, deniz aşırı uzak ülkelerle ilgili, başvurularla ilgili de kullanılabilir. Gerçi o sabah söylediğim saat daha uygun için ama özellikle eğitim akademik konular bunlarla ilgili kesinlikle kullanabilirsiniz son derece pozitif ve olumlu yönde de etkiler e, onun haricinde de e, yurt dışı ile ilgili başvurularla ilgili de kullanabilirsiniz e, ve e, işle ilgili başvurular işle ilgili önemli mesela bir iş başvurusu yapacaksınız bu saatte de özellikle kullanabilirsiniz yeni bir işe başlayacaksınız özellikle burada da bu saatte de kullanabilirsiniz. Bence çok güzel. burayı beğendim. hani böyle wow aman tanrım işte budur değil. Ama bence bu, güzel. bu arada bir şey söylemek istiyorum. Şimdi bana çok soruluyor. Ondan sonra hatta bununla ilgili kısa bir video da çekebilirim. Bana çok soruluyor ama benim söylediğim saatleri o mesela bir ülkedesiniz orası içinde tam aynı söylediğim saati kullan. Hani Nedir onu? bununla ilgili bir video çekeceğim. Yani İki saat öncesi, iki saat sonrası işte oraya göre değiştir vesaire falan değil de tam yine aynı söylediğim zamanları kullanabilirsiniz. Ama bununla ilgili bir video çekip özellikle paylaşacağım. Şimdi devam edelim. Buradan bir kere her şeyden önce bakalım ne oluyor. Güzellikler, mutlulukla, sağlıkla, şifayla olsun. Saat 13.30'dan itibaren özellikle bakıyorum. 13.30'dan itibaren baktığım zaman daha farklı bir düzleme doğru girdi. Burası da kesinlikle güzel, kötü değil. İşle ilgili bir yükselme şey var. İlişkilerle ilgili, karşıdaki insanlarla ilgili bir şeyle toparlamakla ilgili etkiler var. Finansal konularla ilgili olumlu etkiler var. Kesinlikle güzel, pozitif bir süreç var yine burada. 13.30'dan yaklaşık olarak şöyle söyleyebilirim ki 15 40'a kadar bu süreç devam ediyor. Ama ondan sonra değişiyor diyebilirim ben. Saat 16. Çünkü diğerlerinde derece çok düşük oluyor. Saat 16'dan itibaren alalım ve e, hatta 16'yı 10 geçeden itibaren alalım. Derece birazcık daha yükselsin. Tamam, Beyza. Bu kaçı kadar sürüyor? Bakalım. Saat 18.10 10 e, 16-10'dan 18-10'a kadar olan zaman diliminde ilişkilerle ilgili e, pozitif yönde bir etkisi var ama aslında öğlen için söylediğim saat çok daha iyiydi. Sonraki saatlerde bazı problemler ve sıkıntı oluyor. O yüzden bugünlük bu kadar. Canım takipçim önümüzdeki dönemde size birbirinden güzel saatler ve bilgiler vereceğim. Hepinizi çok seviyorum. Bütün güzel aktörlerim güzel. Sizlerle birlikte olsun. Mua! Sizi sevmeyeceğim. Hoşçakalın. Bay bay.